Doğrusal interpolasyonu öğrendiğimize göre şimdi de bezi eğrilerini kullanarak nasıl daha yumuşak hareketler elde edebiliriz ona bakalım. Bu eğrinin her iki kolunun şekli de dörder adet nokta tarafından kontrol ediliyor. Peki dört noktayı kullanarak yumuşak bir eğri veren denklemi nasıl yazabiliriz? Hatırlarsanız çevre modelleme bölümünde de benzer bir sorunla karşılaşmıştık. O bölümde kıvırcık çim yaprakları yapmaya çalışıyorduk. Ve parabolik bir yayı, ip sanatı yöntemini kullanarak üç noktayla nasıl tanımlayabildiğimizi gördük. Şimdi o ip sanatı yönteminin nasıl işlediğini bir hatırlayalım. Noktalarımıza A, B ve C diyelim. Bir de T parametremiz var. T, doğru parçaları üzerinde ne kadar uzaklıkta olduğumuzu gösteriyor. İlk olarak AB doğru parçası üzerinde bu iki uç noktanın ağırlıklı ortalamasını kullanarak üçüncü bir nokta hesaplayabiliriz. Bu da bir tür doğrusal interpolasyon ama bu kez eğim kesişim formu yerine parametrik form adını verdiğimiz bir yöntem kullanıyoruz. Parametremiz T, doğru parçası üzerindeki konumumuzu temsil ediyor. T, sıfırdan bire giderken yeni noktamız. Ona da Q diyelim. A'dan B'ye gidiyor. Şimdi aynı şeyi diğer doğru parçası için de yapalım. Bu kez B ve C arasındaki R noktasını hesaplıyoruz. Son olarak aynı yöntemi Q ve R arasına uygulayarak P'yi hesaplıyoruz. P, eğrimizin üstündeki nokta. T sıfırdan bire giderken P yumuşak bir eğri çiziyor. Bu yöntemi tekrar eden doğrusal interpolasyon olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Q, R ve P t'ye bağlı lineer fonksiyonlar kullanılarak hesaplanıyor. Bu tekrarlı doğrusal interpolasyon yöntemi Dikasijo algoritması olarak biliniyor. Adını bu metodun arkasındaki matematiği keşfeden Paul Dikasijo'dan alıyor. DiCassiljo bu keşfi Pierre Béziers'den birkaç yıl önce yapmış fakat yayınlamamıştı ve Béziers ondan önce davrandı. DiCassiljo algoritmasını kullanarak 3 noktadan akıcı bir eğriye nasıl ulaşabildiğimizi gördük. Ama animasyonda eğriyi 4 noktayla kontrol etmek istiyoruz. Şimdi bir kağıt kalem alın ve 3 yerine 4 noktadan yola çıkarak yumuşak bir eğri elde etmeye çalışın.